Efendim son dönemde kiraları tartışıyorduk ama bir de site aidatlarına faiz zamlar gündemde. Site yönetimleri zamın gerekçesi olarak enflasyon ve döviz kurlarını gösteriyor. Peki faiz zamla karşılaşanlar ne yapmalılar, ne yapabilirler? Yanıtı CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'la kameraman Alper Öztürk'ün haberinde. Bir aylık aidatınız ne kadar? 1000 lira söyleyebilirim. 1300 lira civarında. Bir aylık aidat bedeli, bir aylık kira bedelini hiçbir şekilde aşamaz. Ama biz şu an özellikle lüks projelerde, lüks sitelerde ve bazı apartmanlarda aidat bedellerinin kira bedellerini dahi aştığını görüyoruz. Son dönemdeki fırsatçılara bir de site yönetimleri eklendi. Yıllık enflasyon ve döviz kurlarını bahane eden site yönetimleri aidatlara durmadan zam yapıyor. Aidatlar neredeyse kira fiyatlarıyla yarışıyor. Durmadan zam geliyor. Neye göre artış yaptı onu sorgulayamıyoruz. Ha neye sorgulayabiliyoruz ki? Hiçbir şey sorgulayamıyoruz biz. Fazla sormuyorum ve bilmiyorum. Vatandaşların bu noktada böyle bir aidat bedeline itiraz edebileceğini tabii ki bilmesi gerekir. Çünkü kat malikleri kurulu tarafından belirlenmiş olan aidat bedeli fahiş bir düzeyde olabilir. Kat mülkiyeti kanunu zaten bu duruma bir sınırlama getirmiştir. Eliniz kolunuz bağlı bu aidatları ödemek zorunda olduğunuzu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Eğer böyle bir uygulama söz konusu ise bu uygulamanın bu kararın iptali için kesinlikle mahkeme yoluna başvurulması ve bu kararın iptal edilmesinin istenmesi gerekmektedir. Aidat bedellerinin yüksek olduğu düşünülüyor ise kat malikleri dediğimiz ev sahiplerinin 1/3 çoğunluğunun toplayacağı bir imza ile olağanüstü bir genel kurul toplanabilir ve burada tekrar aidat bedelinin revize edilmesi talep edilebilir. Site sakini aynı zamanda harcama giderlerini de talep edebilir. Apartman yöneticilerinin hangi masrafların yapıldığı, nereye ne gider harcandığı, aylık giderlerin ne olduğu, eğer aidat bedellerinden daha sonra arta kalan bir miktar varsa bu miktarın ne olduğu noktasında aidat ödeyen her bir ev sahibini veya kiracıyı bilgilendirmesi gerekmektedir.